Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri Samimi Analiz programında masaya yatırmaya devam ediyoruz. Ama bugün hepimizin dilinde, hepimizin sohbetlerinde, hepimizin belki de çay içerken, kahve içerken dışarıda tanıdık tanımadık hepimizin konuştuğu tek bir konu var. O da ekonomi. Acaba Türkiye ekonomisi nasıl düze çıkacak? Türkiye ekonomisi nasıl düzelecek? Hepimiz bunları konuşuyoruz ama bir de uzman ismininle sormamız gerekiyor ki o da bizlere açıklasın. Aslında durum nedir? Aslında olması gereken nedir? Ekonomist İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ali Hepşen bizlerle. Ali Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Öyle değil mi? Böyle asansörde bile tanıdık tanımadık hepimiz eskiden derin mevzularda, derin sohbetlerde konuşurduk. Ama şimdi ilk konuştuğumuz mesele maalesef ekonomiden, gidişattan bahsetmek oluyor. Nasıl oldu da bu durumlara geldik? Hemen öncelikle onu soralım. Türkiye ekonomisi sizce ne durumda? Aslında son aylardaki politika değişikliğinin hani iyi olduğunu ama hala risklerin yüksek olduğunu belki söyleyerek başlamak lazım. Çünkü atılan adımlara baktığımız zaman daha doğru, daha gerçekçi olması gerekene doğru bir dönüş var ama takdir edersiniz ki ekonomide işler istenildiği ölçekte ya da istenildiği hızda anlık olarak değişmiyor, farklılaşmıyor. Biraz zamana yaygın olması lazım. Siz doğruları yapsanız bile dış koşulların buna imkan sağlıyor olması lazım. Aslında pek çok parametrenin bir araya gelerek ya sizi çok daha iyi bir noktaya taşıması ya da işte çok daha uzun bir süreçte o iyi noktaya gidebilmeniz için hakikaten ciddi bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. O yüzden hani son aylardaki politika değişikliğinin iyi ama diğer taraftan risklerin hala yüksek olduğunu söyleyerek belki başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Peki hocam doğru mudur gözlemlediğimiz kadarıyla eskiden bir işte mahallede birkaç tane market bakkalımız varken şimdi adım başı o büyük marketler yani şunu söylemeye çalışıyorum çok fazla tüketime mi alıştırıldık eskiye kıyasla işte 90'lara kıyasla 2000'lere kıyasla birdenbire çok fazla işte alışverişe tüketime alıştırıldık da bunun da sonuçlarını görüyor olabilir miyiz? Tabii ki o da var. Yani sonuçta özellikle geçmiş dönemlere doğru baktığımızda düşük kur düzeyleri bizi biraz daha ithalat tarafında tüketim bazlı ithalata doğru yönlendirdi. Bunun yarattığı tabii ki alışkanlık var. Ben pandeminin de bence tüketici tercihlerindeki alışkanlıkları değiştirdiğini düşünüyorum. Çünkü son yayınlanan perakende satış verilerine baktığımız zaman perakende satış hacmi yıllık bazda yanlış hatırlamıyorsam %11 civarında büyümüştü. Ama diğer taraftan örneğin internet üzerinden yapılan satışlar yıllık bazda %30 oranında arttı. İletişim aygıt satışlarında %30 civarında arttığını söyleyebiliriz. Yani tercihlerimizin de yani perakendeye doğru evet tüketim bazlı bir eğilim var ama bu eğilimi sergilerken tercihlerimizin de değiştiğini, bence burada pandeminin de bir değişimde önemli bir katalizör olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Daha fazla tüketim bazlı, daha fazla dijital mecralardan ürün almaya doğru bir farklılaşma gösterdik. Bu zaman içerisinde bir alışkanlığa döndü ve şu anda hala o alışkanlığı devam ettiriyoruz. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Mesela gıda hakikaten dünya gıda fiyat endeksine baktığımız zaman da gıda fiyatlarının azaldığı ortamda neredeyse Türkiye'deki gıda fiyatlarının yıllık bazda enflasyonun da üzerinde neredeyse arttığını gözlemleyebiliyoruz. Ama diğer taraftan mesela tekstil göreli olarak gıdayla kıyasladığınız zaman çok ucuz kalmış durumda. Hani siz de muhtemelen bunu hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani tercihler değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Ürünün bulunabilirliğine bağlı olarak o ürünün fiyatı işte gıdada olduğu gibi hızla artıyor. Ama o ürün eğer hayatımızın temel bir ürünü ise mecburen onu satın almak anlamında harcama eğilimlerimiz tabii ki şekilleniyor. Dolayısıyla ben pandemiden sonra böyle bir farklılaşmanın bu tüketim tarafına doğru yönelmede etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Pandemide şöyle bir şey de oldu. İnsan artık işte acaba işte dünyanın sonu mu geliyor, ölecek miyim? O davranışla birlikte, davranışsallıkla birlikte artık eskiden bir birikim yapıyorsa artık ondan vazgeçmiş halde. Tabii. Yiyeyim, içeyim, işte tatil mi yapayım, geziyim, tozayım kafasına büründüğünü biraz da görüyoruz. İnsanlar pandemide yapamadıklarının biraz da acısını çıkarıyorlar gördüğümüz Mesela... kadarıyla. Buyurun hocam. Şunu da eklemek lazım. Yani biz Haziran'dan bugüne işte politika faizini arttırıyoruz. İşte 8,5'lardan %45'e en son artışla beraber geldik. Normal bir piyasa içerisinde, yani normal ekonomik davranışların olduğu bir ortamda, işte yükselen faiz oranı ortamında finansmana erişimin zor, finansmana erişimin maliyetli olduğu bir ortamda sanayide işlerin yavaşlıyor olması gerekirdi. Hakikaten evet, doğru. Sanayi üretim endeksine baktığımız zaman sanayi tarafında bu artan faiz oranı ortamında işlerin nispeten yavaşladığını gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki burada Avrupa tarafındaki işte resesyonist ortamın da durağanlaşmanın da etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz, ama sonuçta yükselen faiz oranı ortamında dış dünyadaki işler de nispeten durunca bizde sanayi durdu. Durdu ama yükselen faiz oranı ortamında aynı zamanda perakendede de işlerin zayıflıyor olması, perakendede de işlerin yavaşlıyor olması lazımdı. Ama bunun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi perakende satış hacmi yıllık %12,8 oranında artmış durumda. Bazı alanlarda, işte internet üzerinden yapılan satışlarda ya da iletişim aygıtlarına ilişkin yapılan satışlarda %30'un üzerinde yıllık büyüme var perakende tarafında. Aynı zamanda tüketici kredilerindeki büyüme hızının, eğer ben yanlış hatırlamıyorsam, Ağustos'tan bu yana en yüksek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bizim normalde bireyler olarak frene basmamız gerekirken basmayıp hala tüketmeye devam ettiğimizi de söyleyebilirim. Bu biraz şuradan da kaynaklı aslında. Muhtemelen bunu siz de yapıyorsunuzdur. Ben kendim de yapıyorumdur. Belki bilerek ya da bilmeyerek. Hani o beklentileri yönetmek enflasyonla mücadelede ne kadar önemli sorusunun da yanıtı aslında bu. Çünkü siz sadece para politikası araçlarıyla ya da sadece maliye tarafındaki uygulamalarla hani enflasyonla mücadele edebilirsiniz, ama bu bir yere kadar gelebilir. Beklentileri de yönetmek lazım. Biz bireyler olarak şunu düşünüyoruz. Ya bugün almadığım ürün, ihtiyacım olsun olmasın, bugün almadığım ürün işte göreli olarak yarın çok daha yüksek fiyatlarla karşıma çıkacaksa, finansman maliyeti ne olursa olsun bugün almayı yarın çok daha pahalıya almaya kıyasla tercih ediyorum. Bu tercih beraberinde işte ürünle olan talebi, beraberinde de işte enflasyonla mücadelede aslında istenilen istenilen hedeflemenin nispeten biraz daha geride kalmasını karşımıza getiriyor. O yüzden hani beklentileri yönetmek, bütün toplum olarak herkesi enflasyonla mücadele hedefine doğru kanalize etmek de aynen para politikası araçlarını hayatımıza getirmek ya da mali politikası, mali taraftaki uygulamaları hayatımıza getirmek kadar önemli olduğunu söyleyebilirim. Ama ben özellikle artan faiz oranı ortamında biz eğer perakende de hala işlerin canlı olduğunu söyleyebiliyorsak, emin olun burada beklentileri tam anlamıyla yönetemememizin de bir yansıması diye söyleyebiliriz. En çok bu durumda zannedersem bu işte enflasyonist ortamda en fazla işte dükkanlar, işte orta ölçekli dükkanlar zarar gördü. O da kirayla alakalı. Yine aynı şekilde evi olmayanlar en fazla işte şikayet eder hale geldi. Çünkü eskiden işte %20, %25 maaşın %20'si, %25'i sadece kiraya gittiğinde bu normal karşılanıyordu. Ama şu anda söz konusu bile değil. İşte kiranın karşılanamaması sebebiyle iş yerleri de birer birer kapanmaya başladı. Şimdi iş ortamına bakacak olursak burada bayağı bir sıkıntılarla karşı karşıyayız. Doğru değil mi hocam? Yani kiraların çok fazla etkisi var. Bu işte yaşam zorluklarında, bu kadar enflasyonist ortamda insanların alım gücünü zorlaştırmasında. Tabii sonuçta bu bir, yani bir kiralanan bir üründen bahsediyorsak, yani burada kastettiğimiz bireylerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek anlamında, eğer mülk satın alamıyorsam
ihtiyacımı gidermek anlamında ne yapmam gerekir sorusunun temel yanıtı doğal olarak kiralama tarafına yönelmek. Ama tabii sağlıklı bir piyasada bir dengenin olabilmesi için talebin ve arzın da kesişiyor olması lazım ki ortada dengeli bir fiyat mekanizması çıkabilsin. Biz özellikle 2018 ile beraber üretimi yani gayrimenkul özelinde mesken üretimini, konut üretimini daha da azalarak bugünlere doğru geldik. Yanlış hatırlamıyorsam işte 2017 yılında 1 milyon 500 bin adet yeni konut için alınan ruhsatlardan yaklaşık işte bir anda 300-400 bin adetlere kadar düşen, bugün de 2023'ü muhtemelen 400-450 bin adetlerle kapattığımız bir noktaya geldik. Dolayısıyla aslında 2018'den sonraki süreçte piyasaya yeni ürünün, istenilen ölçekte yeni ürünün girmemesi ama sonuçta hepimiz demografik yapımızın değiştiğini biliyoruz. İç göç, dış göç, turizm amaçlı mülklere kullanılması, öğrenci aktivitesi, kentsel dönüşüm gibi pek çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaç ama bunun karşılığında piyasada yeterli düzeyde ürünün olmaması işte önce satış fiyatlarını akabinde kiraları yukarıya doğru taşıdı. Dediğiniz yani çok... arzın değişmesiyle alakalı, evet, değil mi? Arzı... Özellikle de yurt dışından aynen. gelenlerin. Evet, onların da yabancıların da etkisi var. Arzın istenilen düzeyde piyasaya sunulamamasına bağlı olarak ama talebin farklı gerekçelerle canlılığını koruması arz talep dengesinin özellikle 2018'den sonra bozulmasına ve dengesizliğin de yarattığı işte yüksek fiyatlar ve yüksek fiyatlar ve yüksek kiraları karşımıza getirdi. Hatta geçtiğimiz günlerde Konut Üreticileri Derneği'nin bir raporu da yayınlandı buna ilişkin olarak. Önümüzdeki 10 yıllık zaman dilimi içerisinde toplamda 1 milyon 230 bin adet, yıllık bazda 123 bin adet İstanbul özelinde yeni ilave ürüne arıza ihtiyaç olduğu noktada bir rapor da yayınlandı. Bu da çok önemli bir tespit diye düşünüyorum. Çünkü biz bunu sağlayamadığımız ölçekte yine bu dengesizlik hep var olmaya devam edecek. Farklı nedenlere bağlı olarak bazen kredi faiz oranlarına yönelik hızlı müdahale ve onun aşağıya düşmesi, bazen dediğiniz gibi yabancıların talebi, işte öğrenci aktivitesi, kentsel dönüşüm, demografik yapımızın değişiyor olması bizi mutlaka konut ihtiyacına doğru yönlendirecek ama ihtiyaçla ürün üretimi dengelenmediği müddetçe işte konuştuğumuz gibi hep yüksek fiyatları ve yüksek kiraları görmeye devam edeceğiz. Ama araç fiyatlarında bir düzenlemeyle bir şekilde bir en azından stabil hale geldi. Yani o evet işte ama günde... tabii şöyle bir problem var. Konut üretimi hani bugün isteseniz yarın ürünü piyasaya sunabileceğiniz bir ortam değil. Hani bugün isteseniz yaklaşık her koşul uygun olduğu noktada bile yaklaşık 1,5-2 sene sonra ancak piyasaya yeni ürünü sunabilmeniz mümkün. 2023'ün ruhsat rakamlarına baktığımızda dediğim gibi 400-450 bin adetlerle biz muhtemelen 2023'ü kapatmış olduk. Bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki 1,5-2 yıllık zaman diliminde de piyasaya yeni girecek ürün yok. Ürün yoksa ama diğer taraftan dediğim gibi istek varsa işte bu dengesiz piyasayı her zaman karşımıza getirecek. Geçtiğimiz gün, dün galiba yanlış hatırlamıyorsam TÜİK'in gelir dağılım istatistikleri yayınlandı. Oraya da baktığımız zaman nüfusun en yüksek %20'lik gelir grubunun toplam gelirin yaklaşık %49'una sahip olduğunu görüyoruz. Bize şunu gösteriyor. Geliri olan farklı nedenlere bağlı olarak mülk almaya örneğin finansal tercih olarak devam edecek. Ama toplumun geri kalanı yüksek bedelle satın alınan mülklere muhtemelen yüksek kira talebine karşın istinaden barınma ihtiyacını karşılamaya çalışacak. İşte bu dengesizlik hep böyle yeni ürün girmediği müddetçe ya da yeni ürünün girmesini kolaylaştırmadığımız müddetçe var olmaya devam edecek. Siz az önce çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Normal koşullarda uzun vadeli konut kredilerinin taksitlerinin ya da kira giderlerinin aile bütçesinin aylık 1/3'ünü geçmemesi gerekiyor. Zaten biz hakikaten benim de yapmış olduğum çalışmalarda işte
2022'ye kadar, yani o yüksek enflasyonist ortama geçişkenliğe kadarki dönemde hane halkı gelirinin ortalama üçte birinin hem taksit, konut kredisi taksitlerine ayrıldığını hem de kira giderleri için kullanıldığını gözlemleyebiliyorduk. Ama sonra dengenin bozulması bir anda işte o bir bugün normal koşullarda bir konut kredisi kullanıyor olsanız muhtemelen elde ettiğiniz gelirin tamamını kredi taksitine ayırmak durumunda kalmanıza neden olabilir. Ya da ödenecek olan kira giderleri muhtemelen gelirinizin belki yarıdan fazlasını kapsıyor olabilir. Dolayısıyla buradaki dengesizliklerin ancak ve ancak yeni arzı piyasaya sunarak giderilmesi lazım. Çünkü talebi kısmak, hani arzı sunamıyoruz o halde talebi kısalım fiyat düşsün deme lüksümüz yok. Çünkü demografimiz çok hızlı değişiyor, demografik yapımız. Örneğin 2008 yılına kadar Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 4 iken, 1980'lerden 2008'e kadar bahsediyorum. Ortalama 28-30 yıllık zaman diliminde. 2008'den bugüne geldiğimiz noktada 3.2'ye kadar düşmüş durumda. Yapılan projeksiyonlar 2030'la beraber ortalama hane halkı büyüklüğünün 3'ün altına inebileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla daha az kişinin daha mutlak bir barınma ihtiyacından bahsediyoruz. Yaşlanan nüfus var. Solo yaşam tercihleri var. Yani bireysel yaşam tercihleri var. Dolayısıyla bunlar değişen demografik yapımıza bağlı olarak konut ihtiyacının mutlak olduğunu bize gösteriyor. Yabancıların mülk satımına bağlı olarak belki bugün biraz zayıfladı ama sonuçta geçmiş dönemlerde yabancıya mülk satımı tarafında da bir hayli hareketlilik söz konusuydu. Onların yarattığı talep var. Öğrenci sirkülasyonu var. Gözden kaçıyor. Ama YÖK'ün yayınlamış olduğu, Yükseköğretim Kurumu'nun yayınlamış olduğu rapora baktığımız zaman, öğrenci hareketliliği raporuna, Türkiye'de üniversitede okuyan öğrencilerin 1/3'ünün kendi ikamet ettikleri ilin dışında bir başka ilde öğrenimlerini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla öğrenci nüfusunun 1/3'ü mutlaka başka şehirlerde bir barınma ihtiyacı ortaya koyuyor. Tabii ki bunun kısmen bir kısmı yurtlarla, öğrenci yurtlarıyla sağlanabilir ama hepsini yurtlarda barındırmak çok zor. Dolayısıyla bunun etkisi var. Göz ardı edilen, özellikle Büyükşehir ve İstanbul özelinde göz ardı edilen en önemli faktörlerden bir tanesi, Anadolu'da iş hayatında faaliyette bulunup mutlaka İstanbul'da mülk sahibi olmak isteyen bir kitlenin de var olduğunu unutmamak lazım. Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Kentsel dönüşümü hayata geçirdiğimizde var olan yapı stoğunun belli bir müddet yenilenmesi anlamında yıkılması söz konusu. Şimdi 1.3 milyon binadan, işte konuttan bahsediliyor. Evet, peki tamam, yıktık. Onları yeni binalara taşıyana kadarki süreçte insanları nerede barındıracağız? Onun yaratacağı mutlaka bir zamana yaygın hareketlilik var. Dolayısıyla hani ihtiyaçlar Türkiye'de hiç bitmez. Konut tarafına yönelik ihtiyaçlar. İşte onu dengeleyecek arzın piyasaya giriyor olması lazım. O olmayınca problemler böyle maalesef dengesiz bir piyasayı karşımıza getirdi. İşte o da kiraları falan yukarıya doğru taşıdı diye daha detaylı özetleme yapmış olayım. Peki bir yandan da hepimizin korkusu şu, yani gerçekten sağımız solumuz beton, işte gerçekten yapılmasın bu Avrupa'da böyle, işte yılların binaları yeniden, işte 100 yıllık binalar yeniden işte onarılıyor vesaire. Ama bizde öyle olmuyor. İşte dediğiniz gibi işte arsızın fazlalığı sebebiyle bu sefer işte şehirleşme o kadar fazlalaştı ki artık hani kırsal kesim diye bir şey kalmadı. Ki buna da çok ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Bir de şu %25'lik kira artışı şimdi Temmuz'da sona erecek. Bu da bir fazlalığı, yani kira fazlalığının önüne geçmişti. Şimdi esas mesele şu ki %25 kalktıktan sonra esas ortalık yangın yerine döner mi, ne olur, onu da merak ediyorum. Yani aslında şöyle, bir kere bir hakikaten %25 uygulanıyor mu, o artık tartışmalı bir konu. Uygulandığını varsayalım. Şimdi bunun da yarattığı ilginç bir denklem var. Aslında Danimarkalı bir bilim adamın ortaya attığı Penrose merdiveni tam da Türkiye'deki bu kısır döngü tabiriyle çok uyumlaşıyor. Şöyle bir kısır döngü var.
bakarsanız özellikle konut piyasalarında. Şimdi olaya üretici boyutuyla hep yaklaşıyoruz ya, arzın giriyor olması lazım. Yani birilerinin üretiyor olması lazım. Şimdi bugüne kadar ki hala da bu böyle, üretilen konutların geliştiriciler tarafından, ister sokak arası müteahhit olsun, ister büyük ölçekli müteahhit olsun fark etmeksizin, üretilen konutların yaklaşık yarısı barınma ihtiyacı kapsamında, yani özellikle evini değiştirmek isteyen, daha sağlam bir evde oturmak isteyen, yeni bir evde oturmak isteyen, kirada oturup da kendi evine geçmek isteyen, gerek peşin parayla satın alan, gerekse de kredi kullanarak satın alabilen kişilere sunulurken, üretilen konutların hacmen yarısı ise yatırımcılara sunulan konutlar olarak hep Türkiye'de karşımıza çıktı. Yani birileri geldi, sermaye piyasalarında, finansal piyasalarda, mevduatta, riskli finansal ürünlerde sahip olduğu sermayeyi değerlendirmek yerine eskilerin alışkanlığı, bilinen bir ürün gayrimenkulde değerlendirmeyi tercih etti ve üreticiler de ürettikleri konutların, dediğim gibi, hacmen yarısını barınma ihtiyacı tarafına, yarısını da yatırım amaçlı ürünler olarak piyasaya sundular. Şimdi ben eğer bir ürünü yatırımcı olarak satın alıyorsam, yatırımımdan iki şey beklerim. Bir, bana sermaye kazancı sağlasın, yani aldığım ürünün fiyatı artsın. İki, bana aynen hisse senetlerinde olduğu gibi, aslında hisse senedi yatırımcısında beklentisi kar payıyken, burada da yatırımcının beklentisi doğal olarak kira geliri elde etmek. Şimdi kira geliri elde edeceğim ama karşımda işte %25, yani yüksek enflasyon ortamıyla tezat %25'lik bir sınırlama var. Şimdi yatırımcı bu sınırlamayı dikkate alarak sahip olduğu tasarrufları gayrimenkul alanında yapmayı bıraktı, tercih etmedi. Yatırımcı satın alma eylemini bırakınca, üretici kendi ürettiği ürünlerin yarısını hacmen yatırımcıya satarken satamama riskiyle karşı karşıya kaldı. Satamadı, üstüne konut kredi faiz oranları da hızla artınca barınma tarafından da talep gelmedi. O yüzden döndü üretici, üretmemeyi üretmeye tercih etti. O yüzden böyle bir kısır döngüye de girmiş olduk. Mesela bu %25'lik sınırlama, hani enflasyonun çok daha altındaki %25'lik sınırlamayı farklı ülkeler tabii ki uyguluyorlar. Örneğin Hollanda'da bu işte 2024 yılı için %5 olarak uygulanıyor. Ama Hollanda'da 2024 için beklenen enflasyon %2.2. Yani peki, hem %25'ten önce nasıldı? %25'ten önce %20 mi, yoksa enflasyona göre enflasyon, miydi? Enflasyon ölçeğinde bir. Çok yıllar evvel işte ÜFE TÜFE'nin ortalaması alınarak giderdi. Sonra 2018'lerde... Biz bunu sözleşmelerde beyan ederdik, değil mi? ÜFE çok hızlı gitti, TÜFE altta kaldı. Öyle olunca artış oranları yüksek kalınca bu sefer TÜFE'ye dönüldü. Şimdi %25'lik sınırlama geldi. Ama dediğim gibi, yani %25'lik sınırlamayı dikkate alıp kira artışının enflasyonun çok daha altında kalmasını istemeyen yatırımcılar bu tarafa doğru yönelmeyince böyle bir dengesiz piyasa ortaya çıktı. O yüzden farklı sivil toplum kuruluşlarının şöyle bir önerisi var. Bence bu öneri önemli. Dünyada da aslında çokça uygulanan, özellikle kıta Avrupa'sında uygulanan bir modelden hep bahsedilir. Kiralık sosyal konut üretimine yönelmesi gerekir aslında kamunun. Yani burada eğer amaç özellikle ortanın alt gelir grubunun barınma ihtiyacını karşılayabilmekse, ki bu grup düzenli gelir elde eden ama elde ettiği gelirle piyasada yüksek kiraları ödemeye erişemeyen grup olarak da belki değerlendirmek yanlış olmayacaktır. İşte bu grubu hedefleyen piyasaya kiralık konut üretimini destekler farklı modellerle, bence piyasadaki o dengenin, özellikle kiralık taraftaki dengenin kuruluyor olması lazım. Aksi takdirde işte %25'lik sınırlama yine devam ediyor olsa, bu sefer dediğim gibi yatırımcıyı bulma şansımız olmayabilir. %25'lik sınırlama kalksa, enflasyon ortamında bu sefer kira artış oranları resmiyette TÜFE'ye tekrar döneceği için çok daha yüksek hale gelir. Kira artış oranı kadar gelirlerim artmayınca kiraları nasıl ödeyeceğim sorusu gündeme gelecektir. Dolayısıyla hani biz bu hep dengesizliği
doğru ürünü piyasaya sunamadığımız müddetçe önümüzdeki dönemlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Küçük bir notla paylaşayım. Biz Buyurun aslında hocam. 2022'ye kadar hiçbirimiz bu kadar mutlak şekilde konuta finansal erişilebilirlik, özellikle orta gelir grubu açısından baktığımızda, hatta ortanın altı grup açısından baktığımızda hiçbirimiz dediğim gibi konuta finansal erişilebilirlik sorununu çok da fazla gündeme getirmemiştik. Ama ne zaman ki 2022 ile beraber dengeler bozuldu, işte yüksek enflasyonist ortam, piyasada ürünün olmaması falan, az önce konuştuğumuz gerekçelere bağlı olarak talebin var olması fiyatları yukarıya taşıdı. Ondan sonra fiyatlardaki artış hızıyla bireylerin geliri aynı oranda gitmeyince biz işte nasıl barınacağız sorusu gündeme geldi. Önümüzde takdir edersiniz ki yerel seçimler üzerinde de bence, yani bundan sonra da Türkiye gündeminde konuşulacak iki tane konu olacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle konut politikaları nezdinde. Bir, zaten 6 Şubat'a geliyoruz malum. Büyük depremin de yıl dönümü. Kentsel dönüşüm ana gündem maddelerimizden bir tanesi olacak konut politikalarında. İki, finansal erişilebilirlik, konuta finansal erişilebilirlik, barınma sorunu ve buna yönelik çözüm önerilerinde yine bence 2024 ve sonrası Türkiye'de tartışılacak ikinci konu başlığı olacaktır diye tahmin ediyorum. Konut politikaları o özelinde. Evet, biz deprem uzmanlarını bile aldığımızda depremden korumanın tek bir yolu var. O da ekonomiyi düzeltmek deyip altını çiziyorlar. Ama onu da bir kez daha belirtmiş doğru, olalım. Çünkü küçük birkaç bilgi daha vereyim. Yani depremin yarattığı ekonomik tahribata ilişkin olarak. Mesela 99 depreminde yanlış hatırlamıyorsam TÜSİAD'ın 99 depreminin toplam maliyetini 17 milyar dolar gibi bir öngörüsü vardı. Yarattığı hasar anlamında. O zamanlarki Devlet Planlama Teşkilatı'nın kabaca deprem etkisinin, ekonomi etkisinin 15-19 milyar dolar civarında olduğunu, Dünya Bankası'nın raporlarında da bunun 17 milyar dolar civarında olduğu bize söylenmişti. Mesela en son Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'nın bu son Maraş depreminin ekonomiye olan etkilerini incelediği raporda da toplam maliyet 100 milyar dolar civarındaydı. 99 depremindeki işte yaklaşık 15-20 milyar dolar, 6 Şubat depremindeki 100 milyar dolar aslında kabaca o günkü milli gelirle de bugünkü milli gelirle de %10'luk bir paya sahip. Dolayısıyla baktığımızda depremin etkisi milli gelirin yaklaşık %10'unu götürüyor. Dünyada da böyle olmuş. Yani Şili'de böyle olmuş, Endonezya'da böyle olmuş, Japonya'da böyle olmuş. Fakat deprem uzmanlarının da atıfta bulunduğu konu şu: olası Marmara depreminin muhtemel etkisi geçmiş dünya örnekleri ve Türkiye örnekleriyle kıyasladığımızda çok daha yüksek olacak. Hatta beklenti milli gelirin %20'sine yakınsayacağı noktasında. Çünkü biz geçmişten bugüne Marmara bölgesini özelinde yaklaşık 25 milyon insanın yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Hala Türkiye'nin sanayisinin, ticaretinin, turizminin en önemli bölgesi olarak konumlandırmaya devam etmişiz. Yanlış bilmiyorsam Türkiye'deki sanayi üretiminin yaklaşık %48'i hala Marmara bölgesinden sağlanıyor. Yani üretimin yarısından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ölçekte, yani bu bölgede olabilecek olası bir deprem beraberinde çok daha ciddi hasarları mevcut dünya örnekleri ve Türkiye örneklerinin neredeyse iki katına denk gelebilecek hasarı karşımıza getirir. O yüzden hani olası %20'lik milli gelir kaybına istinaden bugünden olabildiğince önlem almak, tedbir almak tabii ki bu işin daha sağlıklı ve daha doğrusudur diye söyleyeyim. Evet, rakamlar ortada. En son yaptığımız haberlerden birinde de işte Türkiye genelindeki vergilerin yarısını İstanbulluların ödediği haberini yapmıştık. Buradan da işte rakamların ne kadar çarpıcı olduğunu bir kez daha görmekte fayda var. Hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Ama önümüzdeki dönemde yine sizi burada görmek, ağırlamayı çok isteriz. Onu da belirtmiş olalım.
Memnuniyetle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar. Biz teşekkür ederiz. Ekonomist İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ali Hepşen bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ederim hocam.